Hepinize merhaba, ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün sizlerle çok lezzetli bir kek tarifimi paylaşacağım. Tarifim glutensiz ve rafine şekersiz bir tarif olacak ve içinde yaban mersinleri olacak. Meyve tercihi olarak ben yaban mersini tercih ettim. Siz vişneyle yapabilirsiniz veya dilediğiniz başka bir meyveyle de yapabilirsiniz bu tarifi. Glutensiz sorgum unu kullanacağım. Sorgum unu orta yoğunlukta bir un ve kek yaptığınız tariflerde yağ ile ilişkisinde tek başına yağ yeterli gelmiyor. Dolayısıyla sorgum unu kullandığınız zaman yağ ekleyin tarifinize kek yaparken özellikle. Ama bunun yanına benim bugün kullanacağım gibi ya bir süt kreması, yani bugün süt kreması kullanmayacağım da bir krema kullanacağım. Süt ürünü tüketebiliyorsanız süt kreması kullanabilirsiniz. Ben bugün ricotta peyniri kullanacağım, mascarpone peyniri kullanabilirsiniz. Süt ürünü ben kullanmak istemiyorum diyorsanız da Hindistan cevizi kreması kullanabilirsiniz. Veya ne yapabilirsiniz? Sorgum ununu tek başına kullanmayın. Sorgum ununu un oranınızın toplamının 1/3 oranında badem unu veya fındık unu ekleyin tarifinize. Yani toplam un oranınızın 1/3 oranında bir yağlı un eklediğiniz zaman bu tarif daha lezzetli, daha dokulu, daha güzel olacaktır. Dediğim gibi rafine şekersiz bugün hurma suyu kullanacağım. Farklı bir tatlandırıcı kullanmak istedim. Bu şekilde olan bir tarif yumurtamız olacak. İlk önce yumurtalarımızı çok iyi kabarana kadar çırpacağız. Daha sonra her zaman olduğu gibi unumuzu güzel eleyeceğiz. Ve karbonatımızı limonla aktif hale getireceğiz. Ve kalan malzemeleri ekleyeceğim. Göreceksiniz ne kadar basit ve güzel bir tarif olduğunu. Hazırsak ben tarife başlıyorum. Evet, kekim hazır. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde. Şimdi bu rafine şekersiz, glutensiz tariflerde yapmanız gereken en önemli şeylerden biri yumurtayı çok iyi çırpmak. İkincisi unlarınızı çok iyi elemek. Ve bu yaban mersini gibi koyduğunuz meyvelerin dibe çökmemesi için yapmanız gereken şey dediğim gibi çırpmak. Ne kadar çok çırparsanız o kadar çok una kuvvet verirsiniz ki böylece içine koyduğunuz meyveler dibine yapışmaz kalıbınızın. Gördüğünüz gibi çok görseli de güzel olan lezzetli güzel bir kek oldu. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.